Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Abla. Abla. Baba. Babam. Evet, baba. Arkadaşlar bu hafta kümesle devam ediyoruz. Geçen hafta kümesimizin iletini yapmıştık. Bu hafta da onlara güzel bir izolasyon malzemesi aldık. O izolasyon malzemesiyle kaplayıp duvarlarını çevireceğiz. Havalar bayağı soğudu. Artık tamamen kışlık konseptle buradayız. Karşınızdayız. Bu kaçıncı video oldu gerçekten. Hala çok fazla heyecanlanıyorum ben kendi adıma en azından. Gitgide de büyüyen, genişleyen bir ailemiz var. Bu durum beni inanılmaz mutlu ediyor. Eğer kanalımıza abone olursanız, bizi takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlarınız bizim için çok önemli, çok kıymetli. Tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlarınıza önerin bizi. Daha da büyümek istiyoruz. Daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun. Abone olun. Abone olun lütfen. Çalışmalarımıza başlayalım bakalım. Bugün de biraz inşaat var. Bu ikinci kümes videosu. Aklımıza güzel bir fikir var. Uygulayabilirsek, yani aklımızdakini tam yansıtabilirsek süper bir şey çıkacak ortaya. Lütfen takipte kalın. Evet, hadi çalışmaya başlayalım o zaman. Filiz Hanım beni çeksin. Ben evet, de yine çalışmaya... ben bugün dış sesim. Dış ses olsun. Ben de iç ses olarak devam edeyim. Kızlar, eviniz yapılıyor. Önce bir iskelet çakıp bunları takacağız buraya. Bunların üstünü de poşetle kaplayıp onun üstünü de boyayacağız. Böylelikle içerisi hem sıcak olacak hem yağmur geçirmeyecek. Emzik canavarı. Alıp geliyorum. Mia bırakır mısın kızımı? Bak bak, alo değil o. Telefon değil ki kızım. Hayır 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 hayır. Bu malzeme normal. Evlerin mantolamasında kullanılan malzeme. Süper. O zaman tavuklarımız üşümeyecekler. Yani bayağı sıcak olacak. Saçına takılmış olamaz. Üstüne düştü herhalde. Ya böyle tutmuş, kaldıramıyordu, bırakmıyordu. Ne yapıyorsun kızım? Gel, yavaş yavaş. Bak babuşka ne yapıyor. Bakalım, tek korkun bunu nasıl keseceğiz? Düşündüğümden daha kolay. Denizcan, çatıyı neyle yapacağız? Efendim? Çatı. Çatı da bunlarda. Evet. Kendi imkanlarımızla düşük maliyetli, güzel bir kümes yapıyoruz. Şimdilik 5 tavuğumuz var ama birazcık daha kapasiteli bir şey düşündük. Çünkü tavuk sayımızı artırmayı planlıyoruz. Daha önceki videoyu izlemeyenler için şöyle kısa bir toparlama yapmış olayım. Bam bam, bit olsun. Mia hayır. Mia hayır, o bam bamın kızım, hayır. Hayır, onu bırakır mısın?
Ona izin vermiyorum anneciğim. O babamın mama kabı değil mi? Anneciğim. Hayır, kaçma. Ver bana. Hayır, bu olmaz. Bu babamın. Gel kız. Gel. Gel kız. Daha kendimize ev yapmadık, size yapıyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Muhteşem ilerliyor. Ne bunlar? Yani. Pardon. Sakalların arasında gözükmüyorlar bile. Miyacık, baba ona izin vermedi. Mia. Mia. Hayır. Kapatabilir miyim? Anlığa. Çalışkan değilim. Diyor ki eğilmeye alışkın değilim. Canım yanıyor resmen. Mikrofonun yok genç adam. Deniz çocukluğundan beri böyle bir şeyler yapmaya çok böyle hevesli, çok hoşlanan biri. Evet, bir misafirimiz var. Hav 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 yapıyor değil mi kızım? Evet Bam Bam. Aferin, kaçırdın mı köpeği? Tamam, gel oğlum, aferin sana. Gel, aferin. Mia, elindeki ne kızım, bakabilir miyim? Olabildiğince gergin olması boyama noktasında bize biraz kolaylık sağlayabilir. Yani görüntü anlamında daha açık duracak. Deniz, içi böyle naylon değil mi? Naylon kalacak. Nasıl yani? Yani içi böyle soğuk. Evet. Bitti içi yani. Tek tarafı bitti. Bence sağlam oldu. Dediğim gibi bir de bunu boyayınca zaten bu şeffaflığı da gidecek. Bu süngerler, bu köpükler içeriye soğuk havanın girmesini de engelleyecek. Yani bence gayet tavuklar için ideal bir yaşam alanı olmuş olacak. Evet, bence gayet güzel gidiyor. Yani tek köşesi bitti hala. Tabii o kısa köşelerden birini bitirdik. Şu anda hala 3 köşemiz var. 3, 4, 5. 5 mi? Yani 1, 2, 3. Ha evet, şey yanlar tabii 2 boy daha uzun. Bir de bu. Kapak var, okey, doğru. Kapı var. O
Umarım sizi burada çok sıkmadan öbür taraflarını hızlandırılmış yapalım. Hızlandırılmış evet. Yapalım ve devam edelim. Korunaklı güzel bir kümesimizin duvarları oldu. Bunu dediğim gibi boyayacağız. Kapımız da kapanıyor. Önüne bir kilit askısını sadece şöyle çengelini alıp koyacağız. Şimdi buna çatı yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, böyle yerlerin ne yazık ki bir kötü özelliği, her şeye her zaman ulaşamıyorsunuz. Bugün aslında 4. gün. 5. 6. günde olmak üzere. Ya vida eksik oluyor, ya poşet eksik oluyor, ya sprey boya eksik oluyor. Devamlı bir şeyler eksik olduğu için biz her gün bir sonraki güne atıp bayağıdır video yükleyemiyoruz. En sonunda
Bu tahta eksiğimiz var. Buna kalas mı deniyor? Kalas eksiğimiz var. Çatıyı ne yazık ki tamamlayamıyorum. O yüzden kalas aramaktansa, bugün de öyle vakit kaybetmektense, bunları kendi dekopaj aletimle ikiye bölmeye karar verdim. Çünkü bana yani bunun yarısı inceliğinde zaten kalaslar yeterli olacak. Bunları ikiye bölüp kalas arama zahmetinden kendimi kurtaracağım. Bugün videoyu bitirip inşallah yarın paylaşabileceğiz arkadaşlar. Umutsuz anlar, umutsuz çözümler. Bakalım böyle bir şey yapabilecek miyiz? Nalet olsun bu aşka, nalet olsun bu sevgiye. Dürüt, dürüt. Evet arkadaşlar, moral bozmuyoruz. İki tanesini böyle bildim. İki tane de ekstradan tahta buldum. Şu an kafamda yaptığım plandan bir 7-8 çıta azım ama bakalım elimdekilerle bir şey yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak? Ben de siz de merak ediyorsanız sizin gibi meraklı. Beşer santim gerisinden yapsak yeterli olur. Şimdi şu ön tarafa geçelim arkadaşlar. Sizi de oraya alayım.
solumamaya çalış. Gel bak, yüksek yerleri ben yaptım, alçakları sen yaparsın. Hiç. Bu hafta bizim için herhalde en zor video haftasıydı. Çok fazla malzeme eksiği vardı. Ufak ufak çok fazla malzeme bulmamız gerekti yapabilmek için. Bu yüzden aslında biraz zorlandık. Evet. Ve bir hafta boyunca malzeme aradık. Bir gün vida eksik oldu, ertesi güne kaldı. Boya eksik oldu, ertesi güne kaldı. Çok yağmur yağdı vesaire. Yağmur yağdı, ertesi güne kaldı. İşte ne bileyim, üstüne koyduğumuz naylon yetmedi, ertesi güne kaldı. Ama son derece ekonomik bir kümes yaptığımızı düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza henüz hala abone olmadıysanız şimdi bence tam zamanı. Lütfen kanalımıza abone olun. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çok yolun başındayız. O yüzden ilk 1000 takipçiye ulaşmaya çalışıyoruz. Az kaldı. Evet, az kaldı. Destek olursanız çok memnun oluruz. İzlenmelerimiz güzel. Arkadaşlar buradan tasarruf etmeye çalışmayın. Yani izliyorsanız abone olun. Tamamen ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aya özel, bedavaya. abone olabilirsiniz. Yani izleyenler abone de olsun. Bu kadar izlenmeye bu abone sayısı az, değil mi? Evet. Ya şöyle bir psikoloji var. Ben bunu hissediyorum gerçekten. Yani izlenmesi veyahut da ne bileyim takipçi sayısı çok daha fazla olan sayfaları takip etmeye daha meyilliyiz. Bu bence tüm sosyal medya mecralarında böyle. Ama aslında güzel şeyler yapan, beğendiğiniz videoları mutlaka beğenin ve takip edin bence. Yani bizim böylelikle desteğe daha çok ihtiyacımız aynen, var. O tarz kanallara destek olun. Bizi de bir bebek gibi düşünün. Sonuçta kanalımız yeni ve büyüyor. İleride bizim de çok takipçimiz olacak. Yani o az önce dediğimiz çok takipçili kanallar daha çok takip ediliyor kısmına çıkacağız. Bunda sizin yardımınıza ihtiyacımız var şu an. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için, bize katlandığınız için tekrar teşekkür ederim. Yorumlar lütfen bizim için çok önemli. Yorumlarda tavsiyeleriniz varsa bunları bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.